A artı 2 ile mutlak değeri ne koyarsak koyalım hep pozitif çıkacaktır. 2 ile 11 arasındaki sayılardan dolayı. Ancak ikinci mutlak değerde 4'ten önceki sayılarda eksi, 4'ten sonrakilerde artı çıkacak. Bunu iki parçaya bölelim. 2 küçüktür A, küçüktür 4 diyelim. Buna göre birincisi zaten pozitif olacağından dolayı iç taraf A artı 2 diye çıkar. İkincisi negatif olur. Başına eksi gelir. Eksi 2 A artı 8 olur. Şimdi düzenlersek bunu eksi a artı 10 olacaktır. Bu eşitsizliği bu hale getirmek istersek önce eksi ile çarparız. Sıralayalım. Eksi 4 eksi a eksi 2 olacak. 10 ilave ettiğimizde 6 eksi a artı 10 diğer tarafta 8 olur. 6 ile 8 arasında bunu sağlayan sadece 7 vardır. Bir tane değer vardır. Diğer tarafa bakalım. 4 bu sefer dahil olsun. Yine burada A ve 11 diyecek olursak 4 dahil 11 hariç buradaki sayılara. Şimdi her ikisi de pozitif olacağı için A artı 2 dışarı çıkar olduğu gibi 2A eksi 8 de dışarı çıkar. Düzenlersek 3A eksi 6 olacaktır. Bunu 3A eksi 6'ya çevirelim. 3 ile genişletirsek 12 küçük eşit 3A küçük eşit 33 oldu. Şimdi buradan 6 çıkartalım. 6 burası 3A eksi 6 çıkardığımızda da 27 olacaktır. 6 ile 27 arasında olan değerlerde toplam 21 tane. 7'den başlayacak. Burada zaten 7 değer olduğu için farklı tam sayı değeri soruluyor. Toplamda burada bir tane, burada 21 tane var ama burada çıkan değer şunun içerisinde dahil. 6 ile 27 arasında toplamda 6 dahil 27 hariç 21 tane değer vardır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.